Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Hearts of Iron 4'te Alman'da Focus ve Alman için Focus araştırma sistemlerinin neden araştırması gerektiğini göstereceğim. Hadi şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar oyuna başladığımızda Almanya olarak başladığımızda ben buraları pek göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yeni oyun sistemiyle buralar çok değişti. PP'nin şuradaki askeri personeller çok önemi bindiği için PP sistemini çok açıklayamıyorum. O yüzden orayı göstermeyeceğim. 4 yıllık planla başlayacağız. Neden arkadaşlar? Bundan sonra Autarky gittikten sonra Hermann Göring, Werke ve KDF Wagon'a gittikten sonra arkadaşlar burada 2 Focus'ta 12 sivil alıyoruz ve sivil miktarımızı 32 ile başlansak miktarımızı direkt 44 yapıyoruz. Bu Focus'a gidene kadar da arkadaşlar aldığımız örnek verebilirsek bir 5 sivil, 6 sivil basarsak da dolu 2 sivilimiz olacak. Zaten 36'nın sonuna 36'ından böyle 2-3 ay böyle bir 50 sivilimiz olacak. Buradan ilerliyoruz. Buradan bunları alıyoruz. Ondan sonra gidiyor. Şunu alabilirsiniz. Bu çok güzel bir buff. Çünkü full her yerin altyapısını full diyor. Bakın burada 4 altyapısı var. Bunu 5 yapacak tamamen. Veya bunu galiba bunu yapıyor. Burayı yapıyor diye yapıyor. Tam olarak emin değilim. Bakın nereleri yapıyormuş. Hannover, Thuringen, Franken. Thuringen, Franken. Bura. Neresi? Hanover burası. Şu evet. 4 yeri yapıyor arkadaşlar. Ona gidilebilir. Ondan sonra arkadaşlar direkt Rhineland gidiyoruz. Bir makro daha gidiyoruz. Buradaki tüm piyadelerinizi atlıya çevirip 23 tane atlı basıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede direkt bunların hepsini çıkarıp Zuhren. Şu şekilde gördüğünüz gibi piyadeye çevirirseniz 53 tane atlıyı arkadaşlar tam manpower düşmesi biraz uzun sürecek. Bir ay kadar veya 15 gün kadar sürer piyadenin içine manpower'ın düşmesi. Toplam 508.000 insan gücü olacak ve de Anschluss gidebileceksiniz. Ondan gerisi Anschluss'un aldığınız fabrika ve tüfekle beraber buradan devam edip Fate of Czechoslovakia'ya gidiyoruz ve fabrika kısmının fabrika sayımızı direkt Alman'ın buff'u olan fabrika, buradaki fabrika ülkeleri, resmen Alman'a fabrika dikmeye çalışan bu ülkeleri direkt zing 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 yiyor. Çünkü gerçekten böyle inanılmaz büyük bir şeyleri yok. Fabrikası yok. Ve eski modlarında falan oynamıyorsanız yok. Ben şu an en yeni yerde gösteriyorum. Buradan gittikten sonra arkadaşlar direkt Army Animation gidip burada SSG Sovyetler Birliği ile anlaşmaya gidebilirsiniz. Tabi Sovyetler Birliği'ne erken zamanda tank basmasına izin vermek istiyorsanız ona göre karar verin arkadaşlar. Buna siz karar vereceksiniz bunun ne zaman gideceğini. Ondan sonra Air Innovations gidilebilir. Çünkü yeni oyunla beraber arkadaşlar No Step Back'le beraber bu şey 90 kısmı çok değiştiğinden dolayı biz hızlı bir şekilde doktrin gitmemiz için yani ücretinin düşmesi lazım. Cost ücret demek. Ücretinin düşmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Battlefield Support Doctrine %25 iki seferlik %25 ucuzlatıyormuş. Bence gayet güzel bir Focus. Buradan devam edip örnek verelim. Diyor ki tactical mı yoksa stratejik mi? Yani bu bildiğin sadece bombalama yapan bir uçak. Bu da şey de vurabiliyor. Kas niyetiyle de, kas şeyle de vurabiliyor. Burada şey gidebiliyorsunuz. Şöyle ağır avcı şeyde göstereceğim araştırma kısmında. Ağır avcı için gidilebilecek şeyler. Bunlar da Air Innovations 2'den de tekrar bir ucuzlatma alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Battle Support Doctrine'i %10 daha ucuz yapıyor arkadaşlar. Ve Air Experience veriyor yani. Gayet güzel. Buraya kadar gittik. 38 yıl oldu ortalama. Bundan sonra ne yapacağız? Direkt arkadaşlar Memel talebini yapabilirsiniz. Memel talebini neden biraz beklettik? Çünkü Litvanya arkadaşlar çok güçlü bir devlet olduğu için artık Memel'i %90 ihtimalle en az 3-4 sivil basıyor. 3-4 sivil basarsa sizin için çok güzel olur. Onu alıyoruz Memel talebinden sonra arkadaşlar. Gidebileceğiniz Demon Slovenya gibi kısımlar var veya Demon Slovenya gibi kısımlar var. Buraları da alabilirsiniz fakat bunları size bırakıyorum. Örnek vereyim, SSGB ile anlaşmaya gittiniz 38 yılında. Molotov Ribbentrop'ta gitmenizi tabii ki oyun akışına göre yaparsınız. Ondan sonra arkadaşlar zaten gidecek kısım
Adam gibi böyle büyük bir fokusunuz kalmıyor. Danzig Orbor'a gidiyoruz. Ondan sonra Hollanda, Belçika, Lüksemburg'a savaş açmak istersek gidiyoruz. Arantı Meginot'a gidiyoruz. Sonra Fransa ile savaş gidip buraları Alsace-Lorraine ve Lüksemburg'u koruyabiliyoruz. Ve burada da Sivirzerland'a Annex Fox'u atabiliyoruz. Neden diyeceksiniz arkadaşlar ben gidip Operation Hannibal gidip Justify atıp girmeyeyim? Çünkü arkadaşlar buradan girerseniz dünya tansiyonunu daha düşük şekilde etkiliyorsunuz diyebilirim. Bu kısım bu şekildeydi arkadaşlar. Alman'da yani Focus makrosunu bu şekilde yapacaksınız. Tabii ki biliyorsunuzdur. Ben sadece göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar ilk başta gidiyoruz. Değer gezin yaptık. Burada söyleyeyim arkadaşlar. Bir piyadeniz alay atak ve hive atak veriyor. Bir Production Ghost zaten bunu şeye koyabiliyorsunuz şu an galiba. Yanlış bilmiyorsam tanka koyuyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam. Buradan da bir kere Seer Speed alıyorsunuz %3. Çok güzel. Sonra artık bu herkesin kendi makrosuna göre değişir. Ben 34 medium'una gidiyorum artık. İşte çünkü 200 gün sürüyor. 34 medium'u basmayacağız ama 40 medium'un 200 gün olduğu için, uzun sürdüğü için 34 medium'unu araştırmak. 40 medium buff'u geldiğinde direkt araştıralım. 34 medium bizi uğraştırmasın diye diyebilirim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Alman'da da küçük galiba, yok bu farklı herhalde. Propaganda token diye, bu başka bir şey, benim indirdiğim modla alakalı olabilir. Ama bilmiyorum, sanki hiç öyle gibi durmuyor. Burayı ben yeni öğreniyorum, o yüzden bir şey demeyeceğim. Ondan sonra buradan arkadaşlar devam ediyoruz. Construction'ları full araştırmanız lazım. Hem de ajanlıkla arkadaşlar, şu şekilde ajanlığı açtığınızı düşünün. Ajanlıkta arkadaşlar insanlardan, yani insan dediğim ülkelerden buraya atıyorum geliyor ya fokuslardan, örnek veriyorum burada ne diyor? İki tane süre %100'lük buff, yani bu süre 98 günde araştırıyoruz, 99 güne düşecek bunun araştırma süresini. Bununla insanlardan bunun buff'ını çalabiliyorsunuz. 2 yıllık endüstri buff'ı çalabilirsiniz Japonya'dan, Amerika oynuyorsanız, örnek veriyorum. Tabi aynı fraksiyonda olduğunuz, aynı ittifakta olduğunuz ülkelerden alamıyorsun. Çok özür dilerim, yanlış konuştum. Evet, bundan sonra arkadaşlar gidilebilecek şeyler bu şekilde. Ama şunu da söylemek isterim ki kauçuk işlemeye de gidin, yani sentetik refineriye de gitmeyi unutmayın. Çünkü çok önemli bir şey. Almanya şeyiniz olmadığınızda her tarafa açıp bakarsınız. Bir de şunu söylemek istiyorum, uçaklarla alakalı Alman oynuyorsanız geçmek istiyorsanız avcı uçağına abanmanız lazım. Ya gidip normal avcı basacaksınız atıyorum 100 avcıya, ama 100 avcınızın 50 avcınızın onun 100 avcısını kesmek istiyorsanız bunu kullanacaksınız. Air attack farkına bakabilirsiniz. 28 production cost'u var, 26 production cost'u var, 2 production cost'u var, fakat bu 36 air attackken bu sadece 27 air attack. Yani arasındaki 9 çok büyük bir fark arkadaşlar ve bu air defense de çok yüksek ona göre. Bir yüksekmiş ama yine de yüksek. Bu biraz daha yavaş bir uçak. Bunun hata birazcık daha yüksekmiş. Max speed 650 km/h. Bu 500 km/h'miş. Aynı benzini yiyorlarmış. Bakalım reliability 80. İkisinde güvenilirliği benzer. Ama birazcık daha bu donanmaya daha fazla vuran bir uçak. Avcı uçağı. Donanma kısmını Alman'da anlatmıyorum. Bunların görüntüsü falan modla, onu söyleyeyim. Modla alakalı bir şey. Size gözükmeyebilir. Gerisinde destek bölümlerinde bunu araştırmayı unutmayın. Bu çok önemli. Burada yeni olayla beraber supply sisteminden dolayı çok önemli. Buna basıyorsan direkt zıh diye şey oluyor. Bak hemen ben tabi ben Iron Man modunda oynadığım için arkadaşlar illeri de gösteremeyeceğim. Direkt piyadenin içine koyarak atıyorum. Bu bir tane atlı arkadaşlar. Örnek vereyim. Kaç supply yer? 5-10 supply yedi diyelim, tamam mı? Burada 150-200'lük bir supply limiti olsun Berlin'de. Sen buraya 200 tane bundan koyunca satıyorum şey yedin. Etrişin yedin. Bunu koyuyorsun, etrişin yemiyorsun. Çok güzel bir şey, fakat bunun karşısında da motorize falan kaydı ihtiyacın oluyor. Çünkü hem support ekipman gerekiyor bunun için, hem de motorize gerekiyor, ama sıkıntı değil. Bir de katruşkadan bahsetmek istiyorum. Katruşka da arkadaşlar Alman'la basacak bir şey değil, yani ki bence basmayın. Bir de tank için bir şey söylemek isterim, bu son söyleyeceğim şey. Tankı arkadaşlar, bakın şundan anlayayım. Bunun
adam gibi hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bir şey savunmuyor. Yani tank basıyoruz atıyorum, içine motorize koydum. Ne uğraşacağım ben mekanize basmaya. Mekanize de atma. Bunun hiçbir olayı yok. Hiçbir şey yapamam diyor savaş işte sana. Ama bu diyor ki sana defans yaparım. Vektörüsü tabii ki bunun daha yüksek oluyor. Ama bu diyor ki senin savunur mu? Armor'un var diyor, armor'un. Yani atıyorum karşı atak diyorsun, Sovyet oynuyorsun. Karşı atak yememek için gidiyorsun abi, bundan basıyorsun. İtemiyor senin tankını. Çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.